18 Nisan'a kadar süresi bulunan 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na bugüne kadar 90 ülkeden 600 eser için başvuruda bulunuldu. Karabük Safranbolu Karayolu'nda ağaç fidanlarını otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Ramazan ayının 3 gününde köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar yemeği programında buluştu. İftar programında ilçe müftüsü İsmail Temur tarafından edilen dualarla oruçlar açılırken, ülkemiz, milletimiz ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ve emniyet personeli, polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü münasebetiyle Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü makamında ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Yücel Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında Yücel Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek iftar yaptılar. 5 Aralık Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla kent meydanında tören düzenlendi. Törene Karabük Baro Başkanı Avukat Emrah Köklü, AK Parti Karabük İl Başkanı Avukat İsmail Altınöz ve avukatlar katıldı. Vali Fuat Gürel, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Mehmet Mesciğer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Özel eğitim alan çocukların sınıflarını ziyaret eden Vali Gürel çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlatılan kurslara ilgi her geçen gün artıyor. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi kurslarına bu sene toplam 350 kursiyer katıldı.